Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek ruhi için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, ulema-i kiramın, müellifin, musannifin, muhaddisinin ervahı için ve her birimizin bugünlere gelmemizde üzerimize emeği geçip ahireti göçmüş olan büyüklerimizin, hocalarımızın ruhları için, hayır sahibi kardeşlerimizin de ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. Mamulü mensup bahsine devam ediyoruz kafiyeden. En son temyiz bahsini okumuş olduk. Mamulü mensupten birisi temyiz idi. El-Müstesna. Nahivciler arasında meşhur olan bir de müstesna vardır. O da mamulü mensupla alakalıdır. El-Müstesna, müstesnayı mutlak olarak aldı. Yani muttasıl ve munkatıya şamil olacak şekilde. Diyor ki El-Müstesna, müstesna nedir? Muttasılun ve munkatıun. Muttasıl ve munkatıya kısımlarına ayrılır. Demek ki Nahivi'de müstesna diye bilinen mamul ikiye ayrılıyor. Muttasıl ve munkatıya diye. Binaenaleyh biz burada müstesnayı muttasıl ve munkatı kısımlarıyla beraber okumuş olacağız mamulü mensup bahsinde. Peki müstesna muttasıl ve munkatı kısımlarına ayrıldığına göre bu müstesna muttasıl olduğu zaman ne zamandır? Munkatı olduğu zaman ne zamandır? Diyor ki fel muttasilu evvela müstesnayı muttasıl ve munkatı kısımlarına ayırdı. Yani müstesna ya müşterek bir lafızdır. Hem muttasıl hem munkatayı içerisine alır. Böyle demiş olacağız. Ve böyle olduğu zaman da müstesna dendiği zaman muttasıl ve munkatı kısımlarına şamil olan müstesnayı, mutlak müstesnayı almış olacağız. Arkadaşlar, müstesna dendiği zaman mamulü mensup bahsinde zikredilir bu. Ya bu müstesna kelimesi müştereki manevidir, yani muttasıl ile munkatı arasında müştereki manevidir. Yani müstesna dendiği zaman mana itibariyle muttasıl ve munkatıya alır. Veyahut da müştereki lafzıdır diyeceğiz. Yani ma yutlaku aleyhi lafzul müstesna. Müstesna lafzın kendisine itlak edildiği şey anlamındadır. Çok önemli değildir burası. İster müştereki manevi olsun, isterse müştereki lafzı olsun. Müstesna dendiği zaman muttasıl ve munkatıya kısımlarını ihtiva etmektedir. Peki muttasıl ile munkatı arasındaki fark nedir? Fel muttasılü muttasıl nedir? El muhracu an mutaaddidin lafzan ev takdira. El muhracu çıkarılandır. El muhrac ellezî uhrice demektir arkadaşlar. İsim mef'ulün başındaki eliflamlar ellezî elleti manasındaydı. İbareyi biraz açacak olursak ne deriz? Ellezî öyle bir şeydir ki uhrice çıkarıldı. An mutaaddidin mutaaddidden çıkarıldı. O müteaddit ne olduğu halde? Lafzan ev takdiren, lafzan veya takdiren olduğu halde. Lafzan veya takdiren olan müteaddiden çıkarılan müstesnai muttasıldır. Ne ile çıkarılmıştır? Bi illa illa ile ve ehavatiha ve illanın benzerleriyle çıkarılandır. Peki munkata nedir? Vel munkata huvel mezkuru ba'deha. Munkata da yine bunlardan sonra illa ve kardeşlerinden sonra zikrediliyor ama gayra muhracin ne olduğu halde? Müteaddidden çıkarılmış olmadığı halde. Şimdi cani'l kavmu illa himaran dediğimiz zaman kavim bana geldi. İlla himaran burada müteaddid dediği müstesna mihtir arkadaşlar. Şimdi eğer müstesna müstesna mihten çıkarıldıysa ona muttasıl diyoruz. Müstesna müstesna mihten çıkarılmadıysa ona munkatı diyoruz. Şimdi cani'l kavmu bana kavim geldi. İlla himaran himar gelmedi dediğimizde. Şimdi burada müstesna hangisidir? Himar müstesnadır. Müstesna min hangisidir? Kavm müstesna mihtir. Peki himar kavme dahil miydi? Kavm lafzının içerisinde himar var mıydı? Yoktu. O zaman illa himareni müteaddidden çıkarmış olmadık. Buna munkatı diyoruz. Bu misalde çok net bir şekilde anlaşılır. Cani'l kavmu dediğimiz zaman bu kavmin arkadaşlar 100 kişi olduğunu düşünelim. Ve muayyen bir kavim olduğunu düşünelim. Bu 100 kişinin içerisinde Zeyd diye birisi yok. Yani el kavmu dediğimiz 100 kişiden ibaret olsun. Bu 100 kişinin içerisinde de Zeyd yoktur. Zeyd diye birisi yoktur. Cani'l kavmu illa Zeyden dersem, buradaki Zeyden de müstesna munkatı olur.
İstisna burada da inkıta içindir. Çünkü Zeyd oraya dahil değildi. Şimdi himarın kavmin içerisinde dahil olmadığı kesindir. Ama cani'l kavmu illa Zeyden dediğimiz zaman, eğer gerçekten Zeyd'in kavmin içerisinde olduğu biliniyorsa, olmadığı biliniyorsa, bu da müstesnai munkatadır. Demek ki cinsleri farklı olabileceği gibi aynı cinsten de olabilir. Burada önemli olan müstesna minhin içerisine girip girmediğidir. Munkatı veya muttasıl kararı buna göre verilmiş olur. Peki فَالْمُتَّصِلُ الْمُخْرَجُ عَنْ مُتَعَدِّدٍ لَفْظًا اَوْ تَقْدِيرًا. O müteaddit melfuz olur veya mukadder olur. Yani müstesna minhin her yerde zikredilmiş değildir. Zikredilmediği yerde de nedir? Mukadder olarak zikredilmiştir. Yine müstesna minhin orada vardır. وَالْمُنْكَطِعُ هُوَ الْمَذْكُورُ بَعْدَهَا غَيْرَ مُخْرَجٍ. Bunu da anlatmış olduk. Müstesnanın muttasıl ve munkatı kısımlarını bilmek zor değildir. Daha önceki bilgilerimizde de, izharda elde ettiğimiz bilgilerle de bu konuya muttaliyiz. Akılda kalması, ezberde kalması zor olan bir şey değildir muttasıl ve munkatı ayrımı. Ancak burada ne vardır? Muttasıl ve munkatı müstesnanın irabı konusunda efendim şıklar vardır. Bu şıkları tespit edip ezberde kalması önemlidir. İzharda bu konuda tatmin edici bilgiler vardı. Ancak kafiyede izhardakine ilaveten güzel güzel bilgiler bize vereceğini göreceğiz, hep beraber görmüş olacağız. Bir kısım bilgiler izhardaki bilgilerin takviyesidir. Bir kısım bilgiler de teru taze bilgilerdir. İbn Hacib Hazretlerinin bizlere ikram ve hediyesidir. Peki, şimdi arkadaşlar müstesnanın irabına geldik. Şöyle ben bir şema yazmıştım. El-müstesna diye irabı açısından müstesna yazdım. Mansubun vücuben, müstesna vücuben mansub olur dedim. En-nasbu caizun ve yuhtarul bedel. Nasb caizdir, bedel muhtardır. Yani istisna olarak mansub yapmak mümkündür. Ama mamulü bittebiyeden bedel olarak müstesna dediğimize bedel irabını vermek, mamulü bittebiyeden yapmak da muhtardır. İkinci şık budur. Birinci şıkta nasıl vaciptir. İkinci şıkta nasıl caizdir ama bedel ihtiyar edilir. Yani müstesna olarak irab almıyor ya bedel olarak, yani mamulü bittebiyeden, müstesna minhten bedel olarak irab alıyor. Üçüncüsü yu'rabu ala hasebil avamil. Amillerin gerektiği gibi. Yani orada müstesna müstesnamin zikredilmeyen yerdir orada. Doğrudan doğruya amil neyi gerektiriyorsa, amil rafi gerektiriyorsa merfu olur, nasıl gerektiriyorsa mensub olur, cer gerektiriyorsa mecrur olur, alâ hasebil avamil mu'rab olur. Bir dördüncüsü vardır, mahfûlun, müstesna mecrur olur. Demek ki müstesna ya vücuben mensubtur veyahut da nasıl caiz bedel muhtardır veyahut da alâ hasebil avamil mu'rabtir veyahut da mecrurdur. Arkadaşlar, burada alâ hasebil avâmil mu'rab olması ile mecrur olması çok basittir, kolaydır, somuttur. Ne zaman müstesna alâ hasebil avâmil mu'rab olur? Müstesna min gayr-ı mezkûr olduğu zaman. Müstesna min gayr-ı mezkûr olduğu zaman. Şimdi mâ câenî illâ zeydün. Şimdi mâ câenî illâ zeydün dediğimiz zaman mâ câenî bana gelmedi, müstesna min zikretmedik. Câenî neye ihtiyacı var? Faile. مَا جَاءَنِي اِلَّا زَيْدٌ. O Zeydun nedir? Câ'a, faile ihtiyacı vardır, faildir. مَا رَأَيْتُ اِلَّا زَيْدًا. مَا رَأَيْتُ görmedim. Kimi? Onu zikretmiyorum. Müstesna minhu mezkûr değildir. اِلَّا زَيْدًا dedik. Burada müstesna minhu gayr-ı mezkûr olduğu için عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِ الْمُعْرَبْتِرْ. مَا رَأَيْتُ, رَأَيْتُ fiilinin mef'ulü ihtiyacı vardı. مَا رَأَيْتُ اِلَّا زَيْدًا deriz. مَا مَرَرْتُ اِلَّا بِزَيْدٍ. مَا مَرَرْتُ اِلَّا بِزَيْدٍ dedi, ne olmuş oluyor? Amil orada mecrur olmasını gerektiriyor. Kısacası müstesna minhu mezkûr olmadığı zaman عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِ الْمُعْرَبِ olur. Burası çok somuttur. Bunu hemen ne yapabiliriz? عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِ الْمُعْرَبِ kafaya yerleştirip onu devre dışı bırakıp diğer kısımları düşünebiliriz. Yine somut olan şey مَخْفُولٌ بَعْدَ غَيْرٍ وَسِوَى وَسَوَى. Şimdi gayr kelimesi, gayr kelimesinden sonra müstesna ne olur? Mesela gayre zeydin dedik. Efendim, siva zeydin dedik.
Seba Zeyd'in dedik. Yani istisna edatı, eğer gayr, siva, seba kelimeleri olursa, bunlar isimdirler, bunlardan sonra gelen zaten mecrur olur. Kısacası, gayr, siva, seva kelimelerinden sonra bir de haşa vardır. Haşa bazen harf-ı cer olur, bazen de istisna edatı olur. Eğer harf-ı cer olursa zaten o zaman mecrur olur. Ama genelde haşa istisna edatı olunca ondan sonrası efendim ne olmuş oluyor? Mecrur olmuş oluyor. Harf-ı cer olduğundan dolayı değil arkadaşlar. Affedersiniz, haşa kelimesi ondan sonra kendisi istisna manasında olup ondan sonra gelen harf-ı cer olarak haşa onu cer etmiş olur. Şimdi gayr, siva, seva kelimelerinden sonra bir de haşa kelimesinden sonra müstesna mecrur olur. Burada mecrurdur. Burada ala hasibil avamil murabtir. Geride ne kaldı arkadaşlar? Nasbın vacip olduğu yerler kaldı. Bir de nasip caiz bedel muhtar olan yerler kaldı. Peki üçüncü ve dördüncü kısmı söyledim. Ala hasibil avamil murab olmasının somut olduğunu somuttur ve söyledim onu. Mecrur olduğu yeri söyledim, somuttur. Peki nasip caiz bedel muhtar olan yer neresidir? Bu da bir yerdir. Ba'de illa, illa'dan sonra gelecek. Fî kelâmin gayr-ı mucebin, kelam menfi olacak. Tâmin tam olacak, yani müstesna min mezkûr olacak. Mesela arkadaşlar, mâ fa'alûhu illâ qalîlun minhum. Mâ fa'alûhu, yapmadılar hu onu, illâ qalîlun minhum, ancak onlardan azı yaptı. Şimdi buraya baktığımız zaman, bir, kelam menfi midir? Mâ fa'alûhu, kelam menfidir. İki, müstesna min mezkûr mudur? Onlar yapmadı, azı yaptı. Bu faalunun vavı nedir? Müstesna minh'tir. Dolayısıyla müstesna minh mezkürdür. Kelam gayr-ı muceptir bir. Ayrıca efendim müstesna minh mezkürdür. Eğer müstesna minh mezkür olmasaydı ne olacaktı arkadaşlar? Ala hasebil avamil muğrab olacaktı. Müstesna minh mezkürdür. Kelam da gayr-ı muceptir. Burada illa galilun diyerek galil kelimesini bu müstesna minh olan vavdan bedel yapabiliriz. O zaman galilun deriz. Efendim istisna olarak da galilen diyebiliriz. Müstesna olarak galilen, bedel olarak da galilün diyebiliriz. Burada ma faaluhu illa galilen minhum caizdir. Ancak bedel muhtardır. Ma faaluhu illa galilen diyecek yerde illa galilun diyoruz. Bedel muhtardır diyoruz. Demek ki nasip caiz bedel muhtar olan yer bir yerdir. Kelam gayr-ı muceptir bir. Müstesna min mezkürdür iki. Bu iki şart bulunduğu yerde müstesnada nasip caiz bedel ihtiyar edilir. Burası bedel olunca illadan sonrası bedel olunca ondan önce zikredilen müstesna min merfu olsa o da merfu olur. Mensupsa mensup olur. Mecrursa mecrur olur. Çünkü bedeldir. Bedel metbuane tabidir. Mubtelu minhe tabidir. Bu o zaman mamulü bit tebeye girmiş oluyor. İstisna irabı ile irab görmüş olmuyor. Arkadaşlar burayla ilgili tafsilat biraz daha tafsilat vardır ama o detay bir tafsilattır. İnşallah derste onu okurken o tafsilata gireceğim. Ana şema olarak baktığımız zaman müstesnanın mecrur olduğu yerler gayr, siva, seva, haşadan sonra. Müstesnanın alâ hasebil avâmil muğrab olduğu yer, müstesnanın gayr mezkûr olduğu zaman. Ki bu genelde gayr-i mucab olur. Yani bu müstesnanın minhin gayr mezkûr olduğu yerler genelde gayr-i mucab olur. Efendim onu da göreceğiz. Nasip caiz bedel muhtar olan yerlerde efendim neresidir? Eğer gayr-i mucab bir kelamda yani müstesna minhin mezkûr olduğu bu ma faaluhu illa qalilun misalini buraya kodlarsak arkadaşlar ma faaluhu illa qalilun illa qalilan bu şekilde kodlarsak nasip caiz bedel muhtar olan yer demektir. Peki ma faaluhu illa qalilun'u kodlama yaptığımız zaman nasıl düşüneceğiz? Ma faalu bir defa menfidir. İki müstesna minh mezkûrdür. Üç müstesna minh mezkûr olunca zaten ona kelam-ı tam diyoruz. Müstesna minh mezkûr olan kelam-ı gayr-ı mucepte nasip caiz bedel muhtardır. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Mensubun vücuben, vacip olarak mensup olduğu yerler kaldı. Bunu da maddeleştirdiğimiz zaman dört maddeden ibarettir arkadaşlar. Birincisi اِذَا كَانَ بَعْدَ اِلَّا غَيْرَ صِفَتِ فِي كَلَامٍ مُوْجَبٍ Kelam müsbet olacak bir defa. Kelam müsbet. Kelam müsbettir ve illadan sonra gelmiştir. Müsbet kelam da illadan sonra geldiği zaman o illa eğer illa bazen bu izharda da bu bilgi vardı arkadaşlar. İlla bazen gayr manasında olur. Bazen de gayr illa manasında olur.
İlla isim olduğundan dolayı sıfat manası, muğayyeret manası ifade eder. İlla gayr sıfat manasına delalet eder. İlla da harf olduğu için istisna manasına delalet eder. Bazen illa gayr manasında olur, bazen de gayr illa manasında olur. Şimdi eğer illa gayr manasında değilse ki dersimizin sonunda gelecek. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا. Oradaki اِلَّا اللّٰهُ illa gayr manasındadır. Dersimizin sonunda gelecek. Bu bilgi izarda da vardı zaten. Yani tamamen yabancı bir bilgi değildir. Şöyle diyoruz biz. Müstesnanın mensup, vücuben mensup olduğu yerlerden birisi اِذَا كَانَ بَعْدَ اِلَّا illa'dan sonra gelmiş olacak. Yani خَلَا عَدَى vesaire değil yani illa'dan sonra gelmiş olacak. Ama o illa da gayrı sıfatı. Sıfat olan لَوْ كَانَ ف۪يمَا عَلِيَتُنْ اِلَّا اللّٰهُدَكِ اِلَّا olmayacak. Fi كَلَامٍ مُوْجَبٍ müsbet kelam olacak. Mesela arkadaşlar جَاءَنِ الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا dedim. جَاءَنِ الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا dedim. Şimdi buradaki zeyden müstesnadır. Bir, اِذَا كَانَ بَعْدَ اِلَّا illa'dan sonra geldi mi? Geldi. Fi كَلَامٍ مُوْجَبٍ mucep kelam oldu mu? جَاءَ الْقَوْمُ mucep kelam oldu. Öyleyse burada müstesna mensuptur. Nasıl mensuptur? Vücuben mensuptur. Zaten burada müstesna min meşkur olacak olmayacak ifadesini kullanmamıza gerek yok. Zaten müstesna min gayri meşkur olduğu zaman ala hasebil avamil muğrab olur. Onun için ca'el kavmu illa zeyden dediğimiz zaman اِذَا كَانَ بَعْدَ اِلَّا غَيْرَ صِفَةِ ف۪ي كَلَامٍ مُوْجَبٍ müsbet kelam olduğu ca'el kavmu illa zeyden efendim illa'dan sonra gelmiştir, kelam müsbet olmuştur, nesip burada vaciptir. İkincisi, اِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَا مُقَدَّمًا müstesna, müstesna min üzerine mukaddem olursa. Mesela arkadaşlar, جَاَنِ bana geldi illa زَيْدًا زَيْد müstesna, el kavmu kavm geldi. Burada aslında neydi? جَاَنِ الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا idi. Yani el kavm müstesna minti, زَيْد müstesna idi. Burada müstesna, müstesna minten önce geldi. جَاَنِ اِلَّا زَيْدًا el kavmu. Burada müsbet ve menfi olmak çok, çok önemli değil. مَا جَاَنِ اِلَّا زَيْدًا el kavmu da diyebilirsiniz. Yani şurada birincisinde mucep olma şartı vardı ama mukaddem olduğu zaman mucep olma şartı yoktur. جَاَنِ اِلَّا زَيْدًا el kavmu diyebileceğin gibi مَا جَاَنِ اِلَّا زَيْدًا el kavmu diyebilirsiniz. Üçüncüsü arkadaşlar اِذَا كَانَ الْمُسْتَسْنَا مُنْكَطِعًا istisna munkatı olursa orada da müstesna vücuben mensup olur. مَا فِي الدَّارِ اَحَدٌ evde hiçbir kimse yoktur اِلَّا حِمَارًا. Şimdi himar ehade dahil miydi arkadaşlar? مَا فِي الدَّارِ اَحَدٌ ehad dendiği zaman himar da onlardan birisi miydi? Değildi. O zaman himar müstesna minhe dahil olmadığı için buna ne diyoruz? İstisna munkati diyoruz ve burada da vacip olmuş oluyor. Dördüncü olarak اِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَا بَعْدَ خَلَا خَلَا عَدَادًا sonra çok kere مَا خَلَا مَا عَدَى لَيْسَ لَا يَكُلُدًا sonra devamlı müstesna mensup olur. Vücuben mensup olur. Şimdi خَلَا اِلَا عَدَى harf-ı cer de olabilirlerdi. Harf-ı cer oldukları zaman ondan sonra mecrur gelir. Ama خَلَا اِلَا عَدَى fiil olurlar. Fiil oldukları zaman failleri tahtinde müstetir olur. Efendim ondan sonra gelen de müstesna olarak mensup olmuş olur. خَلَا زَيْدًا عَدَى زَيْدًا مَا خَلَا مَا عَدَى olursa, خَلَا اِلَا عَدَى'nın başına مَا gelirse kesinlikle fiildir onlar. harf-ı cer olamazlar. O zaman vücuben mensup olur. Yani خَلَا عَدَى'da ekser diyeceğiz ama مَا خَلَا مَا عَدَى'da devam. لَيْسَ لَا يَكُنُ istisna babında yani لَيْسَ اِلَى لَا يَكُنُ illa manasında kullanılırlar. İstisna babında kullanıldıkları zaman onlardan sonra da müstesna vücuben mensup olur. Demek ki arkadaşlar şu şemada müstesnanın dört türlü irabı olduğunu söylüyoruz. Bir, vücuben mensup olur. İki, nasip caiz bedel muhtardır. Üç, alâ hasebil avâmil muğrabdir. Dört, müstesna mecrurdur. Somutlaştırmada mecrur olduğu yerler bellidir. Gayr siva sevadan sonra. Alâ hasebil avâmil muğrab olması somuttur. Müstesna min gayr-i meşgul olduğu zaman. Efendim, nasip caiz bedel muhtar olan yer bir yerdir. Kelam gayr-i mucab olacak, müstesna min meşgul olacak. Ve illa'dan sonra gelmiş olacak. بَعْدَ اِلَّا ف۪ي كَلَامٍ غَيْرِ مُوْجَبٍ تَعْمِ yani müstesnâmin meşgul olan, efendim, menfi olan bir kelamda illa'dan sonra nasip caiz bedel muhtardır. Bunun misaline مَا فَعَلُهُ اِلَّا قَلِيلٌ'u kodladığımız zaman aklımıza burası kalır. اِلَّا قَلِيلٌ اِلَّا قَلِيلًا vecihiyle beraber ezberlersek مَا فَعَلُهُ اِلَّا قَلِيلٌ اِلَّا قَلِيلًا bu vecihiyle beraber ezberlersek neyi anlamış olduğunuzu arkadaşlar? مَا فَعَلُهُ اِلَّا قَلِيلٌ اِلَّا قَلِيلًا gibi yerlerde nasip caiz bedel muhtardır anlarız. اِلَّا قَلِيلٌ اِلَّا قَلِيلًا diye kutlarsak. Peki bundan biz kural çıkarmaya kalkarsak مَا فَعَلُهُ مَا nefi ile başlıyor. Bir defa kelam gayri mucab olacaktır.
İki müstesna min mezkürdür burada ma faalu. Demek ki menfi kelamda müstesna min mezkür ise illadan sonra nasıl caiz bedel muhtardır diye burayı kodlayabiliriz. Müstesna'nın o zaman irabı konusunda fazla kısımlar olan hangisidir? Vücuben mensup olduğu yerlerdir. Bu da dört maddeden ibarettir. Hala'da, ma'hala, ma'da, leyse layikünü bunlar zaten bilinmesi çok zor olan şeyler değildir. Müstesna munkatı olduğu zaman diyor, ma'cani kavmu illa himarende olduğu gibi. Bu da bilinmesi zor değildir. Müstesna müstesna da minten mukaddem olursa bu da akla kalır zor değildir. Ne kaldı? Birinci kısım kaldı. İzâ kâne ba'de illâ gayri sıfatı fî kelâmin mucibîn. Peki bu şemadan sonra arkadaşlar detayları hep beraber kitaptan görelim. Ve huve mensubun müstesna mensuptur. İzâ kâne ba'de illâ illâdan sonra olduğu zaman öyle ile illâ ki gayri sıfatı sıfat olmayan illâdan sonra. Sıfat olmayan illâ dediği lev kâne fîhî mâliyetün illallâhu deki illâ gayr manasındadır. Gayr manasında olunca sıfat oluyor. O zaman onun irabı farklı olacak, onu göreceğiz. Evet, وَهُوَ مَنْصُوبٌ اِذَا كَانَ بَعْدَ اِلَّا غَيْرِ الصِّفَةِ فِي كَلَامٍ مُوْجَبٍ Müsbet bir kelamda. Misalini yazdık tahtada. Ne dedik orada? جَاءَ الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا Misalini vermiştik. اَوْ مُقَدَّمًا veya müstesna müstesna'nın üzerine mukaddem olursa مَا جَاءَنِ اِلَّا زَيْدًا veya جَاءَنِ اِلَّا زَيْدًا الْقَوْمُ Şimdi Zeyd müstesnadır, el-kavm müstesna mihtir ama müstesnayı önce zikretmiş olduk. Burada mucep olup olmama şartı yoktur. اَوْ مُقَدَّمًا عَلَى الْمُسْتَسْنَا مِنْ اَوْ مُنْقَطِعًا veya müstesna munkatı olursa burada da nasip vacip olmuş olur. مَا جَاءَنِ الْقَوْمُ اِلَّا حِمَارًا de olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar اَوْ مُنْقَطِعًا فِي الْاَكْثَرِ Burada fil ekser kaydı vardır. Bu fil ekser ne demektir? Fil ekser demek arkadaşlar, ekseri lügatte demektir. Yani ehli Hicaz müstesna'yı munkatı olduğu zaman ne yapıyorlar? Vücuben mensup okuyorlar. Müstesna'yı fil ekser burada ekseri lügatte demektir ki bundan da daha çok ehli Hicaz'ı kastediyor. Bunun karşısında Beni Temim vardır. Beni Temim'in bu konuda durumu tutumu daha farklıdır. Demek ki fil ekseri, ekseri lügatte demektir. Ekseri lügatte de neyi kastediyor? Ehli Hicaz'ı kastediyor. Diyor ki burada fil ekseri ey fi ekseri lügati ve hiye lügatu ehlil Hicazi fe innehum kabailu kethirun. Onlar kalabalık kabilelerdir. Dolayısıyla fil ekser demek yani ekseri lügatte demektir. Veyahut da fi ekseri medahibin nuhati. Yani nahivcilerin çoğu bu görüştedirler. Müstesna munkatı olduğu zaman ne olmuş olur? Efendim, vücuben mensup olur. Bunların karşısında, Ehl-i Hicaz'ın karşısında Beni Temim ekolu karşımıza çıkar. Onlar da müstesna-i munkatı'yı kısımlara ayırıyorlar. O tafsilata girmemize gerek yoktur. Müstesna-i munkatı olduğu zaman vücuben mensup olur diyoruz. Ehl-i Hicaz bunu bu şekilde veya nahivcilerin çoğu bunu bu şekilde kabul etmişlerdir. Beni Temim bu konuda efendim biraz daha farklı bir görüş ileri sürerek müstesna-i munkatı'yı kendi arasında kısımlara ayırıyorlar. Bu tafsilata ihtiyaç görmedim arkadaşlar. Dolayısıyla arzu ederseniz o tafsilata girebilirim ama çok önemli değildir. اَوْ كَانَ بَعْدَ خَلَى وَعَدَى Munkatı'dan sonra nereye geldik arkadaşlar? Hala ile adadan sonra olduğu zaman dördüncü yere geldik. اَوْ كَانَ بَعْدَ خَلَى وَعَدَى Yani hala ve adadan sonra müstesna vücuben mensup olur. Bu ada arkadaşlar harbicer olan ada değildir. Ada ya'du adven fiildir. Yani ada cabeze manasındadır. Canil kavmu ada zeyden. Canil kavmu bana kavim geldi. Ada yani adel cai gelen mütecaviz oldu. Zeyden zeydi. Zeyd'den başka oldu yani. Şimdi buradaki ada, ada ya'du adven'den, hala da hala yehlu halven'den gelir. Canil kavmu hala zeyden dediğimiz zaman, efendim, evet. Dolayısıyla fiil olan hala ile ada, onlardan sonra, bunların failleri isita, müstetir olur arkadaşlar. Onlardan sonra gelen müstesna da mensup olmuş olur.
müstesna olarak mensup olmuş olur. Câ'enil kavmu halâ zeyden. Aslında bu halâ kelimesi mesela lazımdır. Mef'ule min ile beraber taaddi eder. Mesela haletid diyâru minel enîs denir. Halet, hali oldu. Et diyâru beldeler minel enîs. Min ile taaddi eder. Fakat bazen câveze manasını tazammun eder. Veyahut da hasf-i isal yapılır, minsiz kullanılmış olur. Bu da onun kullanılma şekilleridir. İstisna babında arkadaşlar, hala ile adada, burada tazmini iltizam etmişlerdir. Yani hala câveze manasına tazmin etmiştir. Veyahut da hasf-i isal yolunu tercih etmişlerdir. Yani hala min zeydin, hani hala خَلَتِدْ دِيَارُ مِنَ الْاَن۪يسِ diyorduk ya, yemin ile kullanılır veyahut da tazmin yapılarak hala câveze manasında olur. O zaman direkt kendisi mef'ule taaddi etmiş olur. İstisna babında bu ya hasf-i isal yoluyla kabul ediliyor veyahut da câveze manasını tazmin ettiği kabul ediliyor. Ama önemli olan nedir? خَلَا ile عَدَادًا sonra fiil oldukları zaman müstesna mensup olur. Peki, halâ ile adâdan sonra dedikten sonra fil ekseri dedi. Yani bunlardan nasıl? Ekseri istimallerde demektir. Gerideki fil ekseriden maksat neydi? Ekseri lügatlerde demekti ve ekseri nahivcilerin görüşü demekti. Ama buradaki fil ekseri farklıdır arkadaşlar. Buradaki fil ekseri demek, ekseri istimalde demektir. Çünkü halâ ile adâ'nın ekser istimali fiil olarak istimalidir. Akal istimali harfücer olarak istimalleridir. Halâ ile adâ fiili mazı oldukları zaman ki genelde böyledir. Fakat bunların harfi cer olma ihtimali de vardır. Harfi cer olmaları efendim ihtimaldir ve azdır. Azdır. İmam Seyrafi diyor ki lem a'lem hilafen fi cevazil cerri bihima illa enne nasb bihima ekser. Yani cer yapılması caizdir ama nasb daha çoktur diyor burada. Çünkü bunları harfi cer olarak kullananlar azdır veya harfi cer olarak kullanılması azdır, fiil olarak kullanılması daha çoktur. Demek ki arkadaşlar iki tane fil ekser geçti. Müstesna munkatı vücuben mensub olur. Fil ekser demek ekseri lügatlere göre veya ekseri nahivcilere göre demektir. Halâ ile adâdan sonra müstesna mensubtur. Fil ekser demek ekseri istimallere göre demektir. Ev mâ halâ ev mâ adâ. Mâ halâ mâ adâdan sonra da mensubtur. Bak burada fil ekser falan yoktur. Çünkü halâ ile adâ'nın başına mâ geldiği zaman bu mâ-i mastariyedir. Onlardan sonra gelen fiil olmak mecburiyetindedir. O zaman ma hala mecburen fiildir. Ma ada mecburen fiildir. Bunlardan sonra harf-i cer olarak mecbur olması söz konusu değildir. Peki ve leyse leyse'den sonra da müstesna mensuptur. Cani'l kavmu leyse zeyden. Arkadaşlar leyse zeyden dediğimiz zaman cani'l kavmu bana kavm geldi. Leyse zeyden zeyt müstesna demektir. Buradaki leyse istisna babında kullanılmıştır. Ve bundan sonra da leysel caizeyden demektir. Ve ba'de layikunu, layikunu da yine illa manasında kullanılır. Leyse ile layikunu istisna babında kullanıldıkları zaman onlardan sonra nasip vaciptir. Mesela seyeciyu ehlüke senin ehlin gelecek, layikunu bişren bişir hariç demektir. Layikunu bişren bişir hariç, bişir müstesna demektir. Demek ki arkadaşlar ma hala ma'ada leyse layikunu'dan sonra fil ekser kaydı olmadan mensuptur diyor. Çünkü leyse fiil olduğuna göre bundan sonra cer beklenmez. Layikun fiil olduğuna göre bundan sonra cer beklenmez. Ma hala ma'adada fiil olduğuna göre bundan sonra cer beklenmez. Ama hala ile adadan sonra harfi cer olma ihtimaline binaen cer olabilir. Ekal olsa da olabilir. Böylece nasbin vacip olduğu yerler bitmiş oldu. Peki arkadaşlar geçtik ikinci kısma. Yani nasbin muhtar olduğu ve bedelin muhtar olduğu, nasbin caiz olduğu yerler. Ve yecüzü fihi müstesnada caizdir. En nasbu nasib, istisna olarak mensup olması caizdir. İkinci yeri okuyoruz arkadaşlar. Ve yuhtarul bedel fakat ve yuhtarul bedel, bedel muhtar olduğu halde. Ve yuhtardaki vav ve haliyedir arkadaşlar. Ve yecüzü fihi nasbu ve yuhtarul bedel. Halbuki bedel muhtardır. Yani istisna olarak mensup yapabiliyoruz ama bedel yapıp mamulü bittebi'yi yapabiliriz illadan sonrasını. Nerede fi ma ba'de illa, illadan sonra. Nerede fi kelamin gayri mucebin, kelami gayri mucepte. Burada kelam gayri mucep olması lazım. Kelam mucep değil. Çünkü kelam mucep olursa zaten orada vücuben mensuptur. Bu geride geçmişti zaten. Ve zükirel müstesnamin, kelam gayri mucep olacak ama müstesnamin de mezkur olacak. Müstesna min mezkür olmazsa alâ hasebil avâmil muğrab olur da onun için. Müstesna min mezkür olursa
Zaten buradaki müstesna da ondan bedel olmuş olacak. Zikredilen müstesna minten bedel olmuş olacak. Müstesna min meşkur olan kelam-ı gayr-ı mucepte nasip caiz bedel ihtiyar edilir. Ne gibi? مَا فَعَلُوا نَحْوُ مَا فَعَلُوهُ اِلَّا قَلِيلٌ اِلَّا قَلِيلًا Burada ne oldu arkadaşlar? مَا فَعَلُوا dedikten sonra bir kelam menfidir, iki müstesna min meşkurdur. Burada قَلِيلٌ deriz, فَعَلُونَ vavından bedel yaparız. قَلِيلًا deriz, müstesna yapmış oluruz. Şimdi geçtik üçüncü kısma ve yu'rabu ala hasebil avamil. Ala hasebil avamil de mu'rab olur müstesna. اِذَا كَانَ الْمُسْتَسْنَى مِنْ غَيْرَ مَذْكُورٍ Gayr-ı mezkur olduğu zaman. وَهُوَ فِي غَيْرِ الْمُوْجَبِ Arkadaşlar buna müstesna مُفَرَّهُ لَهُ الْعَامِلِ denir. Bunun bir adı nedir? Müstesna مُفَرَّهُ لَهُ الْعَامِلِ Müstesna, müstesna da مُفَرَّهُ boşaltılmış lehu ona el-amil. Amil ona boşaltılmış. Çünkü müstesna min mezkur olmayınca, eğer müstesna min mezkur olsaydı amilin mamulü müstesna min olacaktı. Ama şimdi o zikredilmeyince amil direkt ne oldu? Müstesnaya boşaltılmış. Buna müstesna مُفَرَّهُ لَهُ الْعَامِلِ denir. Müstesna مُفَرَّهُ dendiği zaman مُفَرَّهُ لَهُ الْعَامِلِ demektir. Orada hasf-i isal var. مَعْلُمْ مُشْتَرِكُنْ وَظَرْفٌ مُسْتَكَرٌ gibi. Müstesna مُفَرَّهُ dendiği zaman veya müstesna مُفَرَّهُ لَهُ الْعَامِلِ dendiği zaman müstesna min gayr-i mezkur olan kastedilmiş olur arkadaşlar. Burada da kelamın gayr-ı mucab olması şarttır ama bu şart neden dolayıdır? لِيُف۪يدَ müfid olsun diye diyor. لِيُف۪يدَ müfid olsun diye. Yani buradaki bu şart neden dolayıdır? Müfid olmasından dolayıdır. Yani eğer gayr-ı mucab olmazsa müfid olmaz. Yanlış mana çıkar buradan. مِثْلُ مَا ضَرَبَنِ اِلَّا زَيْدٌ Şimdi مَا ضَرَبَنِ اِلَّا زَيْدٌ de Zeyd nereden istisna edilmiş arkadaşlar? Müstesna min mezkur mudur? Hayır değildir. Kelam menfi midir? Evet menfidir. Kelam menfi, müstesna min gayr-ı mezkurdur. Efendim burada Zeyd nedir? عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِ الْمُعْرَبْتِ Yani ضَرَبَ fiilinin faili, mef'ulü var, faile ihtiyacı vardır. مَا ضَرَبَنِ اِلَّا زَيْدٌ de Zeyd ضَرَبَ fiilinin failidir.